Merhabalar. Merhaba. Efendim. Bir süredir... Neredeyiz biz bir süredir? Yoktuk. Ya bir ay oldu ama. Facebook'tan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ben bir Şubat ayı içinde bir albüm kaydedip yayınladım. Bir olmayan bir video oyununa soundtrack kaydettim. Onu yayınladım, onunla meşguldüm. O nedenle Zeynep'i de tutmuş oldum. Videoya zaman ayıramadım. Ama şimdi... Evet, yani tutmuş olmadım. Ben de yeni single'ım çıktı. Biraz yaz için, diskolar için de ama erken çıktı. Disco. Disco. Lütfen. Bunun altını çizerim. Benimki şaka, Gökçen'inki gerçek. Dinlemek isterseniz bulursunuz eminim. Bulursunuz efendim. Şimdi ne konuşacağız peki bugün? Buyurun. Kirby, Star... Allies. Allies. Evet, bunun adını hep unutuyorum oyunun ama oynamayacağım oyunu adını unutmak hiç sorun değil bence. Spoiler'ı verdi Zeynep. Evet, evet. Arkadaşlar, ön siparişimizi iptal etmiş durumdayız demoyu oynadıktan sonra. Demosu üzerine konuşacağız bu arada, tabii oyun çıkmadı daha, 16 Mart'ta evet. Çıkıyor. Şöyle bir yandan göstereyim ben, bir yandan da üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Evet, yani genel olarak baktığımda beğenmedim. Çünkü Kirby gibi neşeli, renkli bir karakterin oyununu oynarken eğleniyor olmam gerek diye düşünüyorum. Ama kendimi eğlenmiyorken buldum. Dedim ben ne yapıyorum? Neden? Başka oyun yok mu? Niye bunu oynuyorum gibi. Neden? Ya öncelikle benim için en büyük neden ne olur dersen teknik sorunlar var. Takılma sorunları var. Biraz saniyelik gecikmeler, takılmalar çok var. Çok var. Yani tasarım sorunları var. Tek tek bunları bir ele evet. Alalım diyorum. Şimdi teknik sorun önemli. Önce bir ona değinelim. Oyun takılıyor arkadaşlar. Çok büyük takılmalar değil ama eminim yani beni bile rahatsız ettiyse birçok insan edecektir. Ben çok şeyimdir bu konularda, rahatımdır. Ama bu kadar hızlı bir aksiyon oyununda diyelim, yani bir platform oyununda bu kadar hızlı aksiyonun olduğu bir oyunda. Bunlar çok rahatsız edici. İnanmayan suratımı görüyorsun umarım. Yani evet, yani oyun takılması beni hiç rahatsız etmez. Nasıl çok şey etmez bu? Yani gerçekten öyle mesela bu oyunun işte 30 FPS olduğu duyuruldu. Hı-hı. Bir Kirby oyunu neden 30 FPS olur? Bunu da anlayamıyorum. Yani 60 FPS yapmak çok mu zor Switch'te bu oyunu? Çok anlamsız geldi bana da gerçekten. Ama mesela 30 FPS olsun ama yine de akıcılığı bir şekilde sağlasınlar. Ben varım. Yani bu kare takılmasını görmeyelim vesaire. Ben varım yani. Ama maalesef görüyoruz arkadaşlar. Çok sık da gördük bu demoda. Hı hı. Özellikle boss dövüşlerinde. Gördük. Bu bir kere çok büyük bir alarm bence. Çünkü işte 12 gün kalmış oyunun çıkmasına. Ve Nintendo bu demoyu bu şekilde çıkardıysa... Bilmiyorum, ben bayağı bir soğuttu bu beni oyundan. Bir de çok ilginç yani, demoyu millet oynayıp da oyunu alsın diye yayınlıyorsun ve çok gördük değil mi? Çok. Ön siparişini iptal eden. Çok bayağı var. Üzücü yani, bir şey. Yani sadece biz için. Değil birçok insan iptal ettim demiş dediğini gördüm yani. Şey güzel aslında, elementleri oynaması güzel ama evet. Aynı elementten tüm grubu dizebilmek o kadar güzel değil. Çünkü... Evet. Hani alıyorsun ve sonra kendini göremiyorsun, ayırt edemiyorsun yani. Yani karmaşık işte genel olarak, bir de o var yani. Şimdi ekrana bakıyorsun. Tam böldüm ama tam bu videoda da mesela yanda yerler var kullanılabilecek. Evet. Ondan söz edecektim. Ondan da söz edeceğim bir saniye içinde ama. Şimdi bu arkadaşlarımız aynı element olduğu zaman özellikle, ama yani farklı elementlerde de. Şimdi 4 kişi bu kadar elementli ve kaotik bir ortama çok fazla bence 4 oyuncu. Hmm. Yani bir şekilde bunu yedirebilmek lazım, anlıyor musun? Yani hepsini bu kadar küçük bir alana sıkıştırıp hadi siz şimdi o bunu atsın, bu bunu atsın, sen kalp at, bir şey at. Olmuyor yani. Ben şimdi oyunları zaten çok iyi göremeyen bir insan olduğum için gözlükle falan oynuyorum. Ama yani pes pembe Kirby'yim. Ben bile hani şey, özellikle ben diyeyim ya da ben bile diyeyim. Sen kendini görmek için uçuyorsun bence. Ben arada uçuyorum kendimi görmek için. Başka nedenlerle de uçuyorum, onu da söyleyeceğim birazdan. Yani işte ortam çok kaotik, tamam mı? Yani şey değil, iyi anlamda bir kaotiklik değil mesela işte. Hangi oyun mesela güzel bir oyun? Cuphead'de kaotik ha. Denebilir. Yani çok ekranda çok şey var anlamında. Evet, Rezogan öyle. Kalabalık Rezogan. Ama ben Cuphead'de oynamadım ama Rezogan'da hiç ay kendimi göremiyorum. Ay oyun. Güzel tasarlanmış. Çünkü oyunda teknik sorun yok ve tasarım sorunu yok. Evet, onlar yani oldu, güzel bir arada olunca sorun oluyor zaten. Ama işte sen
tasarımını iyi yapman gerekiyor. Ne kadar çok öğe varsa hepsinin bir yeri olması gerekiyor ve bir şekilde bu kadar çakışmamaları gerekiyor. Yoksa kontrolsüz bir kaosa dönüşüyor işte. Oyunu da sanırım fazlaca kolay yaparak bunu çözmeye çalışmışlar. E tabi bu böyle olmamış yani. Fazlaca kolay derken gerçekten demo kısmı en azından zor olan bir level var. Bir de kolay olan level var ama... Aynıydı bence ikisinde zorluğu. Aynıydı. Evet, özellikle ikisine boss koymuşlar. İkisi de çok kolaydı. Özellikle şu an ekrandaki çember olup koştukları belki bir, belki iki dakikalık geçiş bölümü. Hı hı. Güzel. Bize kontrol vermemişler. Ya doğru düzgün, işte bir tek zıplayabiliyorsun falan. Yani işte yani biraz göz boyamacı buldum level tasarımlarını. Tabii çok küçük gördük daha yani. Demoları biliyorsunuz Nintendo'nun aşırı kısadır. Ama yine de çok göz boyamacı gördüm. Yani bir şey görüyorum, ona gidemiyorum. Bir platform görüyorum, ona gidemiyorum. İşte yukarıdan gideceğimize bu sefer aşağıdan gidelim diyoruz. Aynı kapıya çıkıyor. Evet, hiçbir fark olmuyor. Bir de dediğin üzere level tasarımı basit olması, bence insanlar basit derken ayrıntısız, yavan anlamında basit demek istiyorum. Oynaması kolayın yanı sıra gerçekten basit bir şekilde tasarlanmış. Yani öyle dediğin görünüyor, gibi evet, gidilebilecek bir yer duruyor, gidemiyorsun. Gidemiyorsun. Yani bir şey yapılabilir oraya yani. Yani evet, bosslarda sen zaten aşırı kolay, saçma sapan kolay yani. Hani ben çoğu bossta ben etrafta işte ability falan deniyorum yani. Kendi kendime takılıyorum, zeynep gidiyor, vuruyor. Aralıksız. Tuşa basılı tutuyorum ve ölüyor zaten. Yani en azından bir kolay bir zor level koymuşlar. Bu güzel bir fikir. En azından zor level zor olsaymış. Zor olsaymış. Falan. Ya bir de şu var, tamam mı? Ben kolay oyunlara karşı değilim. Yani sevdiğim bir konsept aslında. Çünkü erişilebilir olmasını seviyorum herkes tarafından. Ama seçenekli olmasını seviyorum aynı zamanda. Yani daha fazla zorluk isteyene de onu sunmaları lazım. Hadi diyelim Kirby tamam her zaman kolay bir oyun. Yine kolay olsun, yine çok kolay olsun. Ama o zaman işte öyle güzel bir level tasarımı yapman gerekiyor ki ben o dünyada gezmekten, hiçbir zorluk yaşamadan gezmekten keyif alacağım. Ama ben oynarken kendimi hep tuşu zorlayarak daha hızlı gitmeye çalışmak, kendimi görmeye çalışmak arasında buldum. Bir de o takılmalar, o söz ettiğimiz takılmalar gerçekten de oyun ilerlemiyor. Yani fiziksel olarak ilerlemiyor hissi veriyor insana ve yani böyle bir şey hissetmek istemiyor insan oyun oynarken. Bu söylediğin çok iyi oldu. Son bir konu da arkadaşlar, oyun hantal olduğu için çok eleştirildi. Ben de buna %100 katılıyorum. Zeynep de katılıyor gördüğünüz üzere. Hı hı. Çünkü karakterler aşırı yavaş ilerliyor. Ben sürekli böyle artık karakteri itmeye çalışmaktan, yani içgüdüsel olarak itmeye çalışıyorum. Daha hızlı gitsin istiyorum çünkü platforming oyunu olduğu için bir hani hız istiyorum yani. Bir miktar hız istiyorum. Sonra uçuyorsun. Sonra uçmaya başlıyorum artık otomatik. Zaten yavaş uçuyor biliyorsunuz. İyice anlamsız bir hal alıyor. Yani bilmiyorum, Kirby'nin hantallığı, diğer karakterler de öyle. Olmamış yani, hiç keyif vermiyor bu şekilde. Hani çok kötü bir oyun demek istemiyorum. Tabii ki demodan daha sadece çok küçük bir demo gördük. Eminim Nintendo'nun sürprizleri vesairesi vardır. Ama şu haliyle yani... Ön sipariş verilecek bir oyun asla değil diye düşünüyorum. Tam oyunun çıkması beklenmeli, yorumlar görünmeli ama yani... Ve keyif vermemesi çok üzücü. Yani tabii ki minimal bir keyif veriyor ama... Bana vermedi ya. Sana bunu da vermedi. Çünkü yani hani biraz daha oynasam, kontrollere alışsam belki verirdi bir noktada ama... Yani sadece şeyi sevdim, bu 4 elementi kullanması hoş. Evet. Çünkü 4 oyuncu 4 element hoş ama zaten geçtiğimiz 2 sene içerisinde çok yapılan bir şey artık. Tabii artık yani. Hep yapılıyordu da. Element olayı iyice artık. Bir şey oldu da. Mesela bu boss'ta da çok takılma var. Tam şu an oldu mesela. Evet. Ve bu boss çok kolay ölüyor. 2 kere oynadık bir o boss'u. Bir daha göstereyim. Birinde elmalar düşmeden öldü. Ya yandı bitti zaten 2 saniyede yani. Hani böyle yani. Bir canım falan gitmedi yani. Bir kafamıza elma yağdı, hiçbir şey olmadı. Mesela şey nasıl olacak acaba? Ne bileyim, ateş yerine başka elementlerle girdik diyelim 4 kişi buraya. Daha yine kolay olacak mı öldürmesi acaba? Kolay olacağından eminim ama tabii daha farklı olabilir yani orası şey. Hani işte böyle arkadaşlar, biraz üzgünüm yani bu açıdan. Çünkü oynamayı istiyorduk, sizinle de paylaşacaktık izlenimlerimizi ama şu haliyle demo izlenimleri olarak olarak kalacak, evet aynen öyle. Ama Far Cry 5'i bekliyoruz şu an. Onu da iptal etmezsek eğer
Etmeyiz diye düşünüyorum onu ya. Çünkü güzel paketti değil mi o? Evet ya, biz gold paketi sipariş verdik. Şunu kapatayım, alakasız olmasın. Gold pakette şey var ya, Season Pass var. Season Pass'in içinde Far Cry 3'ün yeni konsollara getirilmiş hali. Artı iki tane de ilginç görünen DLC var. Biri zombi, artık fazla kullanılan bir tema ama yine de eğlenceli olacak. Çünkü Blood Dragon'dan sonra ben çok eğlenceli şeyler bekliyorum DLC olarak da. DLC değildi o ama işte, yani anladınız beni. Bir de Mars'ta geçen bir DLC var. O yüzden merakla bekliyorum. Onu iptal etmeyiz herhalde. Far Cry oyununda mekanik sorun yoksa oynanır zaten. Oynanır. Yani hani çok büyük yenilikler yine olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Gördüğüm kadarıyla yeni videolar da çıkmaya başladı ama bakacağız onu. O zaman konuşalım. Evet, o da o videoya kalsın. Bu da kısa bir video olarak bitsin. Tarihe geçsin. En kısa videomuz olarak tarihe geçsin arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.